Yatırım günlüğüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon endişelerine jeopolitik riskler de eklenince küresel piyasalarda kara pazartesi yaşandı. Dünya piyasalarında sert satışlar görülürken kripto paralarda büyük değer kaybı yaşandı. Korku endeksi olarak adlandırılan VIA endeksi 4 yılın zirvesine çıktı. Detayları izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için resesyon endişeleri, İran-İsrail gerilimi ve faiz indirimi beklentileri. Küresel piyasalar bu gerekçelerle haftaya sert düşüşle başladı. Korku endeksi olarak adlandırılan VIX endeksi 4 yılın zirvesine çıktı. Bugün gerçekten yani kara pazartesi tadında bir piyasa görüyoruz maalesef. Aslında uzun bir süredir sinyallerini veriyordu. Arka planda temel hikayede birçok sebep var. Bir yandan ABD seçimlerinin belirsizliği, o süreçte yaşananlar bir birikim getirdi. Neticede bir ABD başkan adayı suikast geçirdi. Bir başkan olan ama adaylıktan çekilip yerine başka bir başkan adayının gelmesi, oradaki hani siyasi gerilimler mutlaka piyasaya yansıyacaktı. Onun yansımalarını zaten görmeye başlamıştık. Biraz şimdi yüksek tonda onu fiyatlıyoruz. Jeopolitik riskler özellikle Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki süreç nereye evrilir? Lübnan, Suriye gibi yeni başlıklar açılır mı bu bağlamda? Filistin dışında bunlar tabii piyasada büyük bir gerilim oluşturuyordu. Ama anlaşılan o ki özellikle carry trade kavramı çokça konuşulacak bu hafta boyunca. Özellikle yen pozisyonlarda, yen karşıtı pozisyon alanların ve onu likide çevirip kendi piyasalarında fonlayanların sıkıntısını yaşıyoruz hopyekun. Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi ABD istihdam verilerindeki hayal kırıklığı ve yendeki yükselişin tetiklediği yoğun satıştan nedeniyle son 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Tokyo'da Nikkei endeksi bu yıl tüm kazanımlarını geri verdi ve geçen ay rekor seviyeye ulaştığından bu yana %25'ten fazla düşüş göstererek ayı piyasasına girdi. Yatırımcıların ekonomik yavaşlama korkusu küresel piyasalardaki satışı derinleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirileri 2023 ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu sabah baktığımız zaman gerçekten çok sert piyasa hareketleri yaşanıyor. Küresel olarak baktığımız zaman hani daha önce bir miktar kötü data, iyi data gibi yorumlanıyordu ama şu anda geldiğimiz nokta acaba Fed bir miktar geride mi kaldı? Dolayısıyla resesyona mı gidiyoruz kaygısının öne çıktığı bir fiyatlama. Tabii bunu bu kadar somut ve net söylemek birkaç datayla mümkün değil. Yani datalar evet gerçekten zayıf geliyor son dönemde. Bir önceki hafta enflasyon rakamıyla başlamıştı. Geçen hafta Perşembe işsizlik maaş başvurularıyla devam etti ve Cuma günü özellikle tarım dışı istihdam verisi gibi maaş artışları, ücret artışları, işsizlik rakamı ve bunun akabinde de Türkiye saatiyle takip eden saat 5 civarında da işte fabrika siparişleri, dayanıklı tüketim malı siparişleri gibi bütün aslında verilerde olumsuz rakamlar geldiğini gözlemledik. Bu tabii bir miktar buradaki negatif algıyı kuvvetlendirdi açıkçası ama yani burada gerçek anlamda Fed'in geride kaldığı resesyona doğru gidiyoruz tespitini koyabilmek için gerçekten erken. Güvenli liman yen ve İsviçre frangı yoğun carry trade işlemlerinin çözülmesiyle yükselirken satışların hızı Asya'daki bazı borsalarda devre kesicileri tetikledi. Güney Kore hisse senedi piyasalarındaki düşüşü aşırı olarak değerlendirirken gerektiğinde dengeleyici adımları hızla atacağını duyurdu. Avrupa borsaları da haftaya sert düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, Almanya'da DAX 40 endeksi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, İtalya'da MIB 30 endeksi, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İspanya'da IBEX 35 endeksi satış dalgasından etkilendi. Nasdaq 100 ve S&P 500 vadelileri de düştü. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin resesyon endişeleriyle kripto paralarda sert satışlar yaşandı. Bitcoin 50 bin doların altını gördü ve CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %18'e yakın değer kaybetti. Lider kripto para birimi böylece yaklaşık 6 ayın dibini gördü. 2021 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşayan Ethereum'da kayıp
%25'e ulaştı.